Bugün konumuz Honda Jazz, ama bu tarz videolarda her zaman yaptığım uyarıyı tekrar edeyim. Şu anda bir Honda Jazz'ın direksiyonunda değilim. Honda Jazz henüz tanıtıldı yeni nesliyle ve daha üretime bile başlanmadı. Bırakın satışını, fabrikadan bile çıkmış Honda Jazz yok. O nedenle de benim en azından bunu aracın direksiyonuna oturma imkanı yok. Şu anda bir Volvo XC40'ın direksiyonundayım. T3 versiyonu bu arada, belki merak ediyorsunuzdur. Çok yakında bunu da izleyebilirsiniz tabii ki kanalda. Peki burada ne yapmaya çalışıyorum? Eğer Honda Jazz sınıfında bir satın alma planlıyorsanız, belki Honda Jazz'ı beklemenize değecek özelliklerle gelecektir Honda Jazz. Ya da belki de hiç beklemenize değmeyecektir. Listenizden direkt çıkartabileceksiniz. Kendi kararınızı verebilin, bilginiz olsun diye böyle videolar çekiyorum. Ki en baştan da söyleyeyim, 2020'nin ortasında bekliyoruz Honda Jazz'ı. Peki neler var? Öncelikli olarak çok ilginç bir sunum geldi Honda'dan. Çünkü böyle bir yeni araç tanıtımında öncelikle bir karoserin boyu şöyle oldu, böyle gitti falan filan, bizim kullanışlık özelliklerimiz şuna gitti, buna gitti, buradan buraya getirdik, oradan oraya taşıdık diye hava atan söylemler olur. Ama Honda bunların hepsini es geçmiş tamamen ve aslında işi tekniğe dökmüş, sadece teknikteki teknik gelişimlere dökmüş. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi, hibrit, artık Honda Jazz hibrit olarak üretilecek. Bu çok önemli bir yenilik tabii ki, birazdan detaylarına geleceğim. İkincisi, Honda Jazz neredeyse değişmeden kalmış özellikleri açısından, kullanışlık özellikleri açısından. Kozmetik olarak gerçekten çok önemli yenilikler var. Dış tasarımında zaten bunu hemen anlıyorsunuz. Oldukça modernleşmiş otomobil, farklılaşmış ve birazcık böyle İskandinav sadeliğine, sanki minimalist bir yapıya kavuşmuş gibi çok duru bir otomobil haline gelmiş. Bana bir önceki nesil Honda Jazz'ı tekrar hatırlattı. Sanki onun biraz daha yuvarlak hatlarına geri dönülmüş gibi. Ebatlarında neredeyse hiçbir değişiklik yok ama dışıyla ilgili önemli bir değişiklik var. Artık ikinci bir Honda Jazz versiyonu var. Crosstar ismiyle anılacak bu versiyon. Yerden yüksekliği artırılmış. Bunun bir kısmı süspansiyon sistemiyle yapılmış sanırım. Bir kısmı da tekerleklerin daha büyük olmasıyla elde edilmiş. Yerden yüksekliği artırılmış. Çamurluk etrafı, tampon altları gibi yerlerde klasik crossover reçetesi uygulanmış. Oralara siyah plastik koyduğunuzda biliyorsunuz arazi canavarına dönüşüyor. Normal bir hatchback otomobil. Honda Jazz'da da aynısı olmuş. Ve böyle bir ikinci versiyon. Tabii tavan rayları da var. Onları da unutmamak lazım. Böyle ikinci bir versiyon gelecek. Crosstar adında bir crossover versiyonu gelecek Honda Jazz'ın. İç mekanına geçelim Honda Jazz'ın. Orada neler var? Kokpit baştan aşağı yenilenmiş. Yepyeni bir tasarım tabii ki. Çok modern. Benim mesela hoşuma gitti. Yine sadeliği korunmuş kokpitin genel olarak. Ama biraz daha belki seçkin gözüküyor. En azından fotoğraflarda öyle gözüküyor. Benim gözüme öyle gözüktü. Teknolojisi biraz geliştirilmiş tabii doğal olarak. Büyük bir multimedya ekranıyla birlikte gelecek Honda Jazz ve dijital gösterge tablosuyla gelecek. Daha düne kadar likit kristal ekranı varken artık dijital bir gösterge tablosu olacak. Ama güzel bir modernleşme varmış gibi gözüküyor. Honda'nın yeni stili böyle olacak sanırım. Daha ilerleyen dönemde herhalde Civic'te de bu tarz bir tasarım görebileceğiz. Ön koltukların arkasından itibaren bildiğiniz Jazz özellikleri ortaya çıkıyor. Arka koltuklarda sunulan diz mesafesi olsun, alan olsun neredeyse aynı gibi gözüküyor. En azından fotoğraflarda sihirli koltuklar varlığını sürdürüyor. Sihirli falan değiller ama koltukların zeminleri yukarıya doğru katlanıyor ve ön ve arka koltukların arasında çok güzel bir yükleme alanı oluşuyor. Burada mesela çocuk bisikletlerini hiç tekerleklerini sökmeden taşıyabilirsiniz. Jazz'ın zaten herhalde en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bunun dışında arka koltuklarda mesela 3 yetişkin seyahat edebilir. Birazcık sıkışık olur. Birazcık omuzlarınız birbirine değer. Ama 3 yetişkin öyle çok da zorlanmadan seyahat edebilir. Öyle de güzel genişlik sunar. 4 metrelik bir otomobil için muazzam bir kullanışlığa sahiptir Honda Jazz arka koltuklarında. Bagaj hacminin yine 350-400 litre aralığında bir yerlerde olmasını bekliyoruz. Bagajın kullanışlığı da oldukça güzeldir. Zemini, mesela yükleme alanı oldukça geniş ve rahat kullanılır. Bunun dışında koltuk sırtlıklarını yatırdığınızda tamamen düz bir zemin elde edersiniz uzun yükleri taşımak için. Bu açıdan zaten, bu yüzden zaten Honda Jazz çok sevilen ilginç bir modeldir. Bu özellikler, yani arka koltuk ve bagajda elde ettiği kullanışlılığın temel sağlayıcısı aracın yakıt deposunun ön koltuğun altında bulunmasıdır. Bu da ilginç bir özelliktir. Aslına bakarsanız daha önce Honda Civic'te de benzer bir yapı kullanılıyordu. Biraz yakıt azaldığında mesela durduğunuzda kalktığınızda çalkalanma seslerini duyardınız. Eski Honda Jazz'larda, yenilerinde çok duyulmuyor artık. Biraz daha izole edilmiş ama eskiden bunu çok net bir şekilde aracı içinde lakır 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 seslerini duyabilirdiniz. Teknik bölümde neler var? Hemen oraya geçelim. Honda Jazz.
Bir Honda için bir ilk olarak sadece hibrit motorlarla üretilecek. Hibrit motorlar dememek lazım herhalde buna. Hibrit yapıyla üretilecek. Buradan buradaki hibrit yapı CRV'den ölçeklendirilerek, küçültülerek alınacak. CRV videomu izlediyseniz eğer, CRV hibrit videomu izlediyseniz eğer çok ilginç de bir hibrit sistemden bahsettiğimi anlayacaksınız hemen. Buradaki hibrit sistemde iki tane elektrik motoru sunuluyor. Ama bu iki tane elektrik motoru mesela Toyota RAV4'teki gibi aracı dört tekerlekten çekişli hale getirmek için kullanılmıyor. Bambaşka bir kullanım amacı var. Bir içten yanmalı motor, ona kayışla bağlı olan bir elektrik motoru ve bunların ikisinden ayrı ikinci bir elektrik motoru daha mevcut. Aracın hareketini üstlenen güç kaynağı aslına bakarsanız bu ikinci ve güçlü elektrik motoru. İkinci ve güçlü elektrik motoru aracın tüm hareketinden sorumluyken küçük bir pil paketinden faydalanıyor. Gücünü küçük bir pil paketinden alıyor. Devasa pillerle çok uzun bir menzilde sunulabilirdi ama piller pahalı, ağır ve çok yer işgal ediyorlar. Honda bu nedenle fazla pil paketi yerine bir jeneratör kullanmayı tercih etmiş bu kurulumdaki içten yanmalı motor ve küçük elektrik motoru da bu işlevi, bu görevi görüyorlar. Elektrik motor aracı hareket ettiriyor. Piller tükenmeye başladı. Pillerdeki depolanan enerji tükenmeye başladığındaysa içten yanmalı motor yani benzinli motor devreye giriyor ve küçük elektrik motorunu jeneratör olarak kullanarak pilleri şarj ediyor. Yani bu hibrit sistem aslına bakarsanız elektrikli bir aracın menzil artırıcı bir jeneratörle donatılmışı gibi çalışıyor. 80-90 km saat hıza kadar bu hibrit sistemde elektrik motoru ana güç kaynağı olarak çalışıyor ve benzinli motorun tekerleklerle bağlantısı daha yok. 100 km saat hızın üzerine çıktığınızda yani otoyol hızlarına çıktığınızda o zaman işte benzinli motor gerçek güç kaynağı olarak işlev görmeye başlayabiliyor. Sistemin detaylarıyla ilgili henüz bilgi yok. Mesela elektrik menzili ne kadardır, pilleri ne kadar yetecektir vesairedir bunlar yok. Mesela motor hacmiyle ilgili de bilgi yok henüz. Ama CRV'den alınıp aynen uygulanabilecek bir sistem değil. Çünkü CRV'nin boyutları cazdan bayağı bir büyük ve aynı sistemin caza uygulanması da oldukça zor olur. 2 litrelik bir motorla gelmeyecektir yani. Bunu bir kenara koyabiliriz. Ya 1 litrelik bir motorla gelecek ya da 1,5 litrelik bir benzinli motorla birlikte gelecek bu yeni hibrit yapı. Hibrit yapı nedeniyle 2 tane elektrik motoru, kocaman bir pil paketi. Bunların eklenmesi de tabii ki fiyatı yüksek olacaktır. Ama daha çevreci olacağı için de Avrupa pazarlarında bu çok önemli olmayacak. Bizim için tabii ki önemli olacak. En azından şimdiki kurulumla birlikte emisyon bazlı bir vergilendirmemiz vesairemiz olmazsa. Durum budur. Honda Jazz'la ilgili şöyle bir toplayacak olursam güne uydurulmuş, sadeleştirilmiş bir tasarım, kullanışlılığı korunmuş bir otomobil ve hibritle birlikte gelen, geleceğe dönük aslına bakarsanız bir atılım, farklı bir yaklaşım Honda'dan. Bir hacim modelini sadece hibrit olarak piyasaya çıkaracak, sadece hibride dönüştürecek Honda. Hızlı yapıyor bu elektrifikasyon işlerini. Honda bayağı bir atak davranmaya başladı. Bakalım göreceğiz nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl karşılıklar alacak bu hızında, bu ataklığında. Genelde Honda'yı pek saldırgan görmezsiniz. Pek Honda öyle yeni trendlere hızlıca ayak uydurmayı seven, hemen gördüğü her rüzgara kapılıp ilerlemeyi seven bir marka değildir, üretici değildir. Burada biraz daha atak davranıyor. Dediğim gibi sonuçlarını herhalde görüp beklememiz lazım. Honda Jazz'dan bu kadar sanırım. Bir daha tekrar edeyim. 2020'nin ortasında bekliyoruz Honda Jazz'ın piyasaya sunulmasını. O zamana kadar da bir hayli vakit var tabii ki. Anlatacak şeyler de çıkar herhalde arada bir yerlerde. O zaman bir sonraki testte, karşılaştırmada ya da belki bunun gibi bir tanıtım videosunda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.